Merhaba arkadaşlar, ben Mecidiyeciler. Yani Sinan, sizlerle Rain of Kings oynayacağız. Bu oyun Survivor'lı oyun. Craft modları var. Bu oyunla bütün craftları göstereceğiz. Başlangıç olarak hemen başlayalım biz. Bu yerde gördüğümüz şu ufak şeyler taş. Bunlar şu büyük olan taşlardan daha fazla taş veriyor. Bu büyük olan yeşil şeyler bir taş verirken bunlar iki ya da üç taş veriyor. Şu gördüğünüz şeyler stiks topluyorsunuz. Çubuk. Bunlar da işte fırında yakmaya veyahut da duvar yapımında kullanıyorsunuz. Herhangi bir özel bir şeyi yok. Başlangıç item olarak kullanabilirsiniz. Burada tren var. Bu ileriki craftlarda kullanacağımız bir item. Çalıların değişik şekilleri var. Burası Stromwall adası. Stromwall adasında oynayacağız. Ada diyorum çünkü belli bir şeyden sonra her yer su olduğu için buraya ada diyorum. Yani dünyası da diyebiliriz. Şu gördüğünüz çalı bir meyve içeriyor. Bu sizin susuzluğunuzu ve açlığınızı bir nebze gideriyor. Ekstra olarak başlangıçta hayvan ya da başka bir şeyle kesmede zorlanacağınız için o yüzden bu oyun içinde sunulmuş ekstra bir lezzet. Bu ağaçlardan hemen biz bir craft table oluşturacağız. Bu arada serverde burası bir Türk serveri ve serverin yapımcısı arkadaş, yani kurucusu olan arkadaş buna çok uğraştı, emek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Serverin kuralları açık ve net belli. Roleplay üzerine daha yoğunluklu bir server. Ve bu oynamaya teşvik ediyor. Direkt oyuna girip ben seni öldüreceğim. Tak tak tak. İşte üzerinde kıyafet yok. Bilmem ne yok. Yani oyuna bu şekilde başlıyorsunuz. Elinizde bir sopa var. Sen gidip de yani elinde zırhı ve kılıcı olan bir adama tak 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 ben seni öldüreceğim. İşte sen bana yamuk yaptın. Ölüp ölüp gelip o adamı rahatsız edin. Öyle roleplay olmaz arkadaşlar. Roleplay çerçevesi vardır. Siz itemleri kasarsınız. Şövalye olursunuz. Ne bileyim bu arada bu ağaç herhalde devrilmeyecek. Oyunun bazı tabi alfa sürümünde olan bir oyun. Alfa sürümünde olan bir oyun olduğu için de geliştirecek kendini. Beta'ya geçecek. Sonra full sürüme geçecek. Bu biraz zaman alacak. Eksikliklere falan olmasında. Görüntü, bir işten görüntü var bu şekilde. Burada vurması biraz daha şey ama biz tahtanın içini görebildiğimiz için daha çok o bizi rahatsız ediyor. O yüzden dıştan görüntü. Hem karakterimizi görüntüleyebiliyoruz. Hem de oyun dışında daha net oluyor. Bu arada hemen buradan craft table'ımız var. Bu workbench'imizi yapacağız. Bu workbench'imiz 20 odun istiyordu. Ayrıca kamp ateşimiz var. Campfire. Onu da yapacağız. Bu arada deriğimizi yiyelim. Serverde ufak tefek problemler vardı. O yüzden giderilmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu videoyu her halükarda devam ettireceğim. Herhangi bir düşüşte yaşanırsa bu videoyu kaldığımız yerden atacağım. En azından bir başlangıç olmuş olacak. Evet, şöyle server kuralları için yazalım. Evet. Serverde şu anda İngilizce bir nasıl diyeyim, yasalar yazılmış. Onu düzeltecektir arkadaşlarımız. Bu başka bir şeyin
farklılığı olabilir. İşte Serdar'da İngilizce konuşulmak esastır falan gibicesinden yazılar yazıyor. Türk serveri olduğu için sıkıntı yok. O yüzden o bir bug'da kalmıştı. Çünkü Nintendo'dan alındığı için bu. Öyle şeyler olabiliyor bazen. Genelde bir de arkadaşımıza çok uğraştıran bir yer olmuş. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten uğraştığı için de bize bu oyunu zevkin içinde oynattığı için de. Burada mesela server yeni başlangıç yapıyor. O yüzden kimseyi öldürmek ya da karşılaşmak istemezsiniz başlangıç olarak. Çünkü kurallar oturmamış bir yerde tam anlamıyla herkes kafasına göre birbirini öldürecektir. Ama belli başlı bir kural varsa bir yerde mutlaka kurallı yerde oynayın. Kurallı yer sizin için daha iyidir diyorum. Bu arada word tanımız oldu. Size hemen kurallara göstereyim. Şöyle bir word tanımızı kuralım. Düz bir zemin istiyor buna. Kurduk. Evet. Oyunda bazı buglar var işte böyle. Ya da lag'lar mı diyeyim? Öyle. Buradan hemen kendimize bir balta yapacağız. Balta için bize ne gerekiyordu? Flakes 10 tane mevcut. Stone 4 tane. 25 tane de odun. Hemen bir baltamızı yapalım. Evet, oyunda biraz lag mevcut şu anda. O yüzden Word tanemizi yanımıza alalım. Şuyla alıyoruz. I tuşumuz bizim inventory dediğimiz yani çantamız. I tuşumuz. Böyle içerilere doğru katledelim. Bizim yiyeceğe biraz ihtiyacımız var. Başlangıç olarak Survive. Hayatta kalmaya çalışacağız ilk gün. Ve ilk etapta da craftları zaten öğreteceğiz. Şimdi bununla diğer balta arasındaki farkı göstereyim. Bu iki odun verirken bize bu item yani baltamız 6-6 veriyor. 6-6 çok rahat bir şekilde kesebilmenizi sağlıyor. Tabii ki bu taş. Bu ileriki seviyelerde çağ atlama gibi düşünebilirsiniz bunu. Biz de kademe atlayacağız ve gelişeceğiz. Hemen biz buradan bir veri toplayalım. Veriler genelde orman işlerinde bulunur ya da boş arazide bulunur. Ve flex. Flex'imiz beyazdı. Flex lazım bize. Burada Stromwall haritası. Bu harita biraz daha değişik. O yüzden oturumlarımızı düz zeminde yapmamız bizim evimizle alakalı olan yeri daha rahat olmasını sağlayacaktır. Rampa bir zemine yaparsak evimizi her an her şey sıkıntı olabilir. Çünkü yapı olsun, düzen olsun tamamen bozulacaktır. Ayrıca rampa bir zemine eşyalarınızı yerleştiremezsiniz kolay kolay. O yüzden de sıkıntı olur sizin için. En rahatı düz bir zemin bulmak. Ve düz zeminde oynamak oyununuzu. Düz zemin bize ne kazandıracak? İleride mancınık ya da işte başka bir şeylere dizaynınızı tamamen farklı olmaması için düz bir zemin size daha rahat iş yapacaktır. Bu arada nasıl bir yer seçmelisiniz? Flex'i alalım. Madenlere çok uzak olmaması gerekiyor. Eğer haritada madenini yerini bilmiyorsanız herhangi bir yeri gezip şu anda yaptığım gibi mesela ben yeni başladım. Bu haritayı bilmiyorum. Bu haritayı bilmediğim için de nereye kurulacağımı tahmin edemiyorum. O yüzden de etrafı gezeceğim. İlk etapta ve bakacağım etrafta ne var.
Kim nereye yakın ya da bir ev var mı, başka bir şey var mı? Oradan yola çıkarak kendimizi başka bir yerde bulacağız. Şöyle etrafa baktığımda mesela karşım dağlık biraz. Dağlık zemin ne inşa etmemiz lazım. Hele de ucu sivri olan dağlarda kesinlikle ne kuşatma yapabilirsiniz ne de kuşatmaya elverişli olabilirsiniz. Yani tek başınıza takılırsınız orada. Ayrıca maden bulması imkansıza yakın. Yani uç zeminlerde anca odun bulabilirsiniz. Taşa, demire. Selam dostum. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler sana be. Oyun içi RP başlangıcında G'ye basarak kendi isminizi belli ediyorsunuz ve karşıdaki insan sizin kim olduğunuzu görüyor. En azından nickinizi görüyor. Tanıdık olabilirsiniz ya da başka bir yerin önünden geçiyor olabilirsiniz. Burada birisi daha geçti mesela. Arkadaş yanımdan geçti. Normalde başka serverde ağzınızı yüzünüzü kırarlar, öyle diyeyim. Burada şunu göstereyim size. Burası taş. Buradan taş elde ediyorsunuz. Daha demin yerden toplamıştık. Yani şunlar da taş aslında. Bunlar yoldan geçerken alabileceğiniz türden taşlar. Bunlar da her birinde bu kaya parçasında 254 adet taş bulunuyor. 255 de olabilir, küçük küçük. Ama siz 250'sini alıp gerisini bırakabilirsiniz. Çünkü gerisi kırıntılar halinde zeminde bulunuyorsa ve sizi uğraştıracaktır. Onun yerine bu büyük taşlardan biraz toplayacağım. Bu arada arkadaş havada uçuyor biraz. Buktan kaynaklı bir şey olabilir. Aha, kayboldu. UFO gören masum köylü gibi kaldık burada. Biz burada tabii yapımızı inşa etmeyeceğiz ilk etapta. Orada iki kişi kendi yerlerini yapmaya çalışıyorlar. Biz krafta gideceğiz. İlk etapta kraftları göreceğiz. Başlangıçta nasıl hızlı gelişiriz. Bu da lahana. Lahana da size açlığınızı gideriyor. Açlığınızı giderdiğiniz takdirde zaten belli bir süre acıkmayacaksınızdır. Bunların da size faydası var. Burada toplayabilirsiniz düz zeminlerde. Flexlerimiz aynı keza düz zeminlerde daha çok bulunur. Düz arazide daha çok flex bulabilirsiniz. Mutlaka toplayın, gözden kaçırmayın. Evet, tahtın çevresine yerleşmeyin dediği yer burası, şu gördüğünüz büyük ağaç kral ağacı. Kral tahtı da üst tarafta ışıkla yanıyor, görebiliyorsunuzdur. Yani hafif bir ışık süzmesi var orada. Kral ağacı, krallığın sandıkların olduğu yer burası. Stromwall haritasında. Roland daha farklı harita olduğu için onun da farklı yerleri vardır mutlaka. Evet, etrafına yerleşmeyin dedi. Biz ayrı bir mekan arayacağız kendimize. Yani buralara yerleşmek yasak anladığım kadarıyla. Kral tarafından, admin tarafından yasaklanmış. Biz kendimize şöyle bir yer oluşturalım diyorum. Ada etrafında bir yer olabilir. Orada aslında güzel yapılar oluşturabiliriz adada. Ama kuşatmaya da elverişli olması lazım. Öyle de bir şey var. Biz köprüden geçeceğiz. Buradan kendi yerimize bakacağız.
en elverişli topraklar düz zeminler, düz araziler. Fakat siz gene de çok uğraştırmayın. En başında sizi öldürmeye çalışan birileri varsa ufak bir sığınma çalılardan yapabilirsiniz. Ormanlık arazide yerleşip gözden kaybolabilirsiniz. Sizi bir tek admin bulabilir. Etrafına tuzaklar kurabilirsiniz. Tabi bunları etrafla göstereceğim. Bir ses geliyor ama. Evet. Kolay gelsin. Ses yok. Arkadaş craftını yapmış. Biz de burada craftımızı yapacağız. Orman içine yerleşmek tamamen tehlikeli. Ormanda kurt var. Ve kurt, çakal yani sırtı tırnak tırnak olan bir yaratık var. Zombi var. Zombi köyü var. Zombi köyünde de sıkıntı yaşarsınız. Biz yerleşeceğimiz yer tam anlamıyla biraz uzak olacak ama hani uzak derken mesela şu taşlara uzak olmayacak. Burada taş var. Hatta niye karanlık zenci gibi geziyorsam ben de şöyle meşale yakabiliyoruz. Envanterimizde bir adet meşale var. Kullanabilirsek inşallah. Serverde lag var galiba. Atmasa bari. Evet. Size oyunun kendi başında verdiği, sunduğu bir meşale var. Ve yerimizi arıyoruz. Şu anda yerleşeceğimiz yerimizi arıyoruz. Craft table'ımız. Bir de havuç var yerde. Şöyle. Havuçlar da aynı. Sizin susuzluğunuzu giderebiliyor. Biz burada kendimize yer yapacağız. Fakat boş arazi, işte konuşlanması diyeyim ben. O tarz şeyler yapmamız lazım. Bunun için de mesela ormana yakın bir yer seçeceğiz. Çünkü bizim ağaçla bayağı işimiz var. Hem craft olsun, hem mobilya yapımı olsun. Hem de burada mesela zaten ormanın içine yaparsanız siz zor duruma düşersiniz. Neden diyeceksiniz? Ormanın içine yaptığınız takdirde ağaçlar çıkacaktır evinizin içinde. Yani doğru düzgün bir verim alamayacaksınızdır. Buraya bir proje var tabii ki akıllarında. Boş bir arazi. O yüzden orayı zaten tercih etmiyorum. Yani normalde burası düz bir arazi. Çok güzel ve tercih edilebilecek bir konumda. Buraya da yerleşebiliriz. Hatta burası biraz düz değil. O yüzden biraz daha ilerlemek istiyorum. Bura yolun içi ve taş var. Madene yakın. Buraya yakın bir yeri tercih edeceğim. Ve şurası olabilir. Burası da düzgün. Evet. Galiba buraya yerleşeceğim. Burası uygundur. Biraz nasıl diyeyim? Engebeli ama biz onu düzleyeceğiz. Hemen craft table'ımızı koyalım. Yerleştirelim. Ağaçlarımız var, place'lerimiz var, koyun var, taş var yakınımızda. Ve şimdi bizim ihtiyacımız olan şey kamp ateşi. Kamp ateşini yapacağız. Aslında bu kamp ateşini üstümüzde de yapabilirdik. Ve bizim ihtiyacımız olan şey bir tane taş kazmak için ve demir kazmak için gereken bir item. Şöyle hemen şuradan taşımızı çıkartacağız. Aynı keza mesela baştaki itemle beraber bu da mesela 10 flex, 50 stone, 50 tahta, öyle diyeyim, odun ve 25 taştan oluyor. Biz buradan bu taşlardan toplayacağız. Bu taşlardan toplayarak da kamp ateşimizi yükselteceğiz.
kademesini daha büyük bir fırın elde edeceğiz. Bu fırın da bize çok şeyde yardımcı olacak. Demir, özellikle demir eritmede, stil yapımında bu fırından çok çok faydalanacağız. Şimdilik bize bir tane yeter fırın olarak. İleride hani büyük bir yer olursa, yani kendiniz babında ya da 2-3 arkadaş oynuyorsanız malzemeler bir fırında yetişmeyeceği için ya da 2-3 arkadaş bir fırını aynı anda kullanamayacağınız için ekstra bir fırın atabilirsiniz. Mesela şey olabilir, yiyeceklerinizi bir fırında satarsınız. İşte demirinizi bir fırında, başka bir şey yapacağınız zaman bir fırında. Bu arada trafta yolumuzdan biraz uzaklaşmışız. Hemen buradan kamp ateşimiz olmuş. Craft table'ımız 50-55 flex 90 wood'la, yani tahtayla gelişiyor odunla. Bizim şu anda mevcut flex'imiz var, wood'umuz var. Hemen bir craft table'ımızı geliştireceğim ben. Ayrıca kamp ateşimizi de koyalım. Şöyle hemen yakınına. Bunların yeri değişecek tabii. Buradan da hemen geliştireceğiz. 25 tane taş istiyor. Ve biz oduna ihtiyaç duyacağız. Taşımız da mevcut. Bu arada flexler sizin için gerçekten çok değerli olacaktır. İleride çok aramaya çıkacaksınız. Gördüğünüz yerde toplayın o yüzden. İşinize yarayacaktır, yani iplik yapımında kullanılan bir malzeme tarzında düşünebilirsiniz. Her şeye lazım. Balta yapmada, kazma yapmada, bir şey yapmada, yani craft table'ı geliştirmede olsun ya da kıyafet yapmada, hepsinde flex gerekiyor. %90 craftlarda kullanabileceğiniz bir şey. Daha rahat kesiyoruz odunu artık. Toplamasında daha kolay. Demir madeni toplayacağız. Tabii bunun yeri uzak. Yeri uzak olduğu için bu arada bu konuştu. Ağaç kendi kendine düştü. Oyunun içinde böyle ufak tefek buklar var. Şu anda ikinci gelişimini gördünüz. Craft table'ın da aynı şekilde. Bu da ikinci gelişimi. İkinci gelişimlerinde şekil değiştirdiler. Şöyle yanımda bir deri şeklini aldı. Bu da işte kazan oldu. Bir daha geliştireceğiz. 250 ton taşa vardı. Toplamıştık. Ve bu craft table'ımızı da geliştireceğiz. Ama bunun için işte demir istiyor. Demiri toplamak uzakta olduğu için kendinize bir tane yatak yapacaksınız. Ve sığınma yeri yapacaksınız. Ayrıca bunları yapmadan önce de kendinize ufak bir silah yapabilirsiniz. Bunlar sizin için tabii ki düşük olacaktır. Mesela bunu yapabiliriz. 8 damage vuruyor. Yani bu arada servere galiba res geldi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.